11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş ve kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar, hiçbir şeyi gizlemeyecekler hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın, yüksek bir dağın tepesindeki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, bakımlı değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Çünkü korkarım. Anlatmaya başlarsam büyük küçük demeden hepsini sıralamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Üçüncü kadın da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tıhame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk, ne korkulur ne de usanılır. Beşinci kadın anlatır. Benim kocam evden içeri girince kuzu, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür, yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir kelimeyle özetler. Güzel kokulu bitki gibidir. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu postludur. Evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır. Misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Benim kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer. Ser beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar damarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldum.